Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Kinnara Yetenek Ağacı ile ilgili olacak. Bildiğiniz gibi belli bir yerden sonra herkes eşit değerlere ulaşıyor. Buradan sonra komutanların yetenek ağaçları, petlerin becerileri, eserlerin seviyesi ön plana çıkıyor. Bu yüzden alanda kullanabileceğiniz ve okçuda daha güzel raporlar alabileceğiniz çok yararlı bir yetenek ağacı paylaşacağım. Tabii ki de kullanıp kullanmamak size kalmış. Şimdi komutanlara geçmeden önce kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu yetenek ağacını alanda deneyip kullananlar varsa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi öncelikle komutanlara geçiyorum. Şimdi Kinnara'nın vekil komutanı olarak arkadaşlar kesinlikle Niko'yu seçmemiz lazım. Çünkü Niko'nun becerilerinden karşı saldırı hasarı bonusu aldığı için bunu direkt bizim yetenek ağacıyla çarpacağız. Bu yüzden kesinlikle Kindara'nın Niko ikilisini öneriyorum. Ve tabii ki de şu anda paylaşacağım bonuslar uyanmış komutanlar için geçerli. Hani Kindara uyanmış, Niko uyanmış. Tabii ki de siz de bu yetenek ağacını kullanabilirsiniz. Ama hani bonuslar sizde farklı gelebilir. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle Kindara'nın yeteneklerinden başlayalım. Becerisinden. İlk becerisini zaten söylememe gerek yok. Bizim için önemli olan burada arkadaşlar alacağımız normal saldırı hasarı bonusu ve alacağımız karşı saldırı hasarı bonusu. Çünkü yetenek ağacını bu ikisine göre ayarlayacağız. Şimdi normal saldırı hasarı bonusunda Kinnara'nın ikinci becerisinden %20 alıyoruz. Uyanmış bir Kinnara'dan %20 alıyoruz. Üçüncü becerisinden atak bonusu alıyoruz %30. Dördüncü bonusundan da Kinnara'nın verilen fiziksel karşıya saldırı hasarı bonusu ve alıyoruz %30. Yalnız bunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu karşı saldırı hasarı bonusu %20 ihtimal ki bunu defalarca denedik. Bu %20 ihtimal her türlü tutuyor arkadaşlar. Çünkü savaş detaylarına baktığınız anda orada %20 ihtimalle diye bir fiziksel karşı hamle kazandınız diyor. Yani siz de kontrol ederseniz buradaki bonusu görebilirsiniz. Yani çok uçuk bir rakam. Yani bu yetenek ağacını yaptıktan sonra %59'luk bir karşı saldırı hasarı bonusu alıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. %60 diyelim biz ona. Diyelim karşı adama 2000 karşı saldırı vuruyorsunuz. Otomatikman 1200 daha fazla vuracaksınız. Bence tertemiz. Şöyle Niko'dan hangi bonusları alıyoruz bakalım. İlk zaten beceri faktörü, ikincisi inşa, üçüncüsü fiziksel atak bonusu. Okey. Dördüncü becerisi de arkadaşlar normal saldırı hasarı bonusu alıyoruz %20 ve karşı saldırı hasarı bonusu alıyoruz %20. Yani şu an ikisi var ya bomba ikili ya. Ya bu sezon mesela bomba ikili yani alanda her türlü kullanabilirsiniz bu arada. Çünkü belli bir yerden sonra herkes eşit oluyor. Bonusları eşit oluyor. Burada ne ön plana çıkıyor? Doğru yetenek ağacı kullandın mı? Eserin seviyesi nasıl? Hani full mü? 5 mi? Veya işte yeni petler geldi biliyorsunuz. Petleri düzgün ayarlayabildi mi insanlar? Artık bu saatten sonra komutan fullendikten sonra yetenek ağacıyla eserlerin bonusları, petlerin bonusları işleyecek yani. Çünkü bir yerden sonra herkes eşitleniyor, kitleniyor oyun. Ondan sonra sürekli yeni bir şeyler getirmek zorunda oyun. Şöyle Kinnara yetenek ağacını arkadaşlar size direkt 60 level olarak burada ejderha yoluna seçtiğinizde savaşın kökleri bölümü var. Bunu bu arada siz de kullanabilirsiniz. Kendi yetenek ağacınızı buradan yapabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ama bunu tabii ki de kendi ana kullandığınız Kinnara'ya geçirmek için de mecburen beceri kağıdı harcamanız gerekiyor. Elmas harcamanız gerekiyor. Burada sadece hani kendiniz için ön plan görebileceğiniz bir yer. Bakın arkadaşlar. Temel yetenekler bölümünde burada saldırı gücü. Zaten burası fix klasik yani bizde artık değişmiyor bu kesinlikle. Uber bir şey olmadığı sürece. Buradan arkadaşlar PvP'ye gittik. Buradan genel saldırı gücünü aldık. Daha sonra rekabet. Legion'un alanda %5 daha fazla normal saldırı hasarı verir. Zaten biz normal saldırı hasarı alıyorduk. Kinnara ve Niko'dan %40. Bunu eklediğimizde %45 oldu. Daha sonra kızgınlık alevi Legion alanda kahraman beceri hasarını %5 arttırır. Çünkü burada beceri hasarımız az olduğu için
Bunu bir tık arttırmamız gerekiyordu. Çünkü iki komutanımız da beceri vuruyor. Bu yüzden becerini yüzdesini arttırmamız gerekiyordu hasarını. %5'i burada aldık. Bu cepte şu anda. Daha sonradan cesaret ordusu savaşta Legion'un verdiği hasarı en fazla %3 olacak şekilde her saniyede %1 arttırır. Bu arkadaşlar savaşa başladığımız anda 10 saniye boyunca savaştık %1 ekleniyor. 20 saniye savaştık %2. 30 saniye savaştık %3. Savaş bittiği anda bu bonus silinir. Bilginiz olsun. Daha sonradan yukarıdan korkusuz aldık. Bakın Legion'un alanda %5 daha fazla karşı saldırı hasarı verir. Şimdi bizim Kinnara'dan %30'luk bir ihtimallik aldığımız bonus vardı. Ve Nico'dan da %20. Şimdi Nico'nun %20 garanti. Kinnara'nın %30'u şans. Ben bunları şimdi garanti olarak söylüyorum. Şu anda cepte %55'lik bir karşı saldırı hasarı bonusumuz var. Daha sonra arkadaşlar kontrole gittik. Neden kontrol? Çünkü burada genel hız. Okçuda biliyorsunuz birazcık hantal. Yani ve ikinci map haritasını görenler varsa elbet alan acayip şekilde dar. Küçük harita. O yüzden okçunuz yani ortada kalabilir. O yüzden de hızlı gir çık yapabilmemiz için kesinlikle sefer hızını almamız gerekiyor. Bakın %6 aşağıdan aldık. %10 da buradan alıyoruz. %16. Bu bizim okçumuzu hızlı bir şekilde git gel yapabilir. Yani alandan hızlı bir şekilde Argon'un içinden çıkabilirsiniz yani burada. Daha sonradan yukarıdan son söz. Legion'un %4 daha fazla karşı saldırı hasarı verir. %55'lik bir bonusumuz vardı. %4 daha ekledik. %59. Gerçekten büyük bir rakam. Şimdi buradaki zaten %9'luk bir garanti faktörünü alıyoruz yetenek ağacından. Nico'dan da %20 alıyoruz. Yani şu anda bizim cepte %29'luk bir karşı saldırı hasarı bonusumuz var. Eğer ki Kinnara'daki o ihtimalle tuttuğunda %30'luk bir ihtimal tuttuğunda otomatikman %59 oluyor. Ve okçuda biliyorsunuz ki karşı saldırı hasarı gerçekten çok önemli. Çünkü büyücüler yani uzaktan patır patır vurduğu için ve aynı anda 10 tane 15 tane büyücü vurduğu için eriyebilirsiniz. O süre zarfında siz ne kadar karşı saldırı hasarı çok vurursanız o kadar sizin için iyi olur. Bu yüzden arkadaşlar bu şekilde yetenek ağacı diziyoruz. Ve tabii ki de bu yetenek ağacı T5 için arkadaşlar kesinlikle 10 numara bir yetenek ağacı. Bakın alanda T5 hesabınız varsa bu yetenek ağacını kullanın. Farkı gerçekten anlayacaksınız. Daha sonradan nişancıya gidiyoruz buradan. Yine buradan %2,5'luk bir atak değerini aldık. Totalde şu anda %5,7 atak değeri kazanmış olduk bu yetenek ağacından. Daha sonradan Legion'un menzilli bir saldırı gerçekleştirirken %5 daha fazla normal saldırı hasarı verir. Bu arkadaşlar mesela piyade dibinize vurdu, bu işlemez. Sadece okçularınız uzaktaki yani arada mesafe olan bir düşmana vurduğunda bu işliyor. Yakınınızdaki veya direkt işte piyadeye, süvariye falan bu işlemez. Bilginiz olsun. Yani hani size vuran, daha doğrusu size vuran büyücü değil. Piyade ve süvariye işlemez bu. Sadece uzaktaki birimleri işliyor. Daha sonradan gözdağı yukarıda şimdi %5'lik bir beceri hasarı almıştık. Şimdi buradan da %4'lük bir beceri hasarı aldık. %9'umuz cepte. %9 beceri hasarı da gerçekten büyük bir rakam arkadaşlar. Çünkü Kinnara ve Nico ikisi de beceri vurduğu için ve vurdun mu 7-8 kağıdan aşağı vurmuyor. Ve T5'seniz bu tabi demeçler daha da fazla oluyor. Bu yüzden bu %9'luk oran gayet mük. Daha sonradan buradan darbe yağmuru alıyoruz. Darbe yağmuru öfke becerisi kullanırken %50 ihtimalle sıradaki öfke becerinin %8 daha fazla hasar verir. Yani bu Nikomuzun verdiği beceri hasarını arttıracak. Zaten %9 buradan alıyorduk. %8 de üstüne eklendi mi tertemiz bir beceri hasarımız olacak. %50 ihtimal zaten her türlü tutuyor. Şimdi burada daha sonra iki tane bir yeteneğimiz kalıyor arkadaşlar. Şimdi burası size kalmış. Bakın biz burada HP'yi tercih ettik. Mesela bunun tartışmasını çok yaptık. Tartışma değil de daha doğrusu hani hangi becerisi daha güzel olabilir diye. Şimdi burada böyle bir
becerimiz daha var arkadaşlar. Büyü karşı taktikleri. Mesela bunu da bizim Taha, o da mesela okçu main. Mesela bunu o daha çok savunuyor. Neden daha çok savunuyor? Şimdi okçularımızın başı dertte, hani okçuların kimin başı dertte oluyor? Büyücülerden. Çünkü büyücü menzile girmeden patır patır vurabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar buradaki beceri direkt hem karşı saldırı hem de normal saldırıyı tetikliyor. Yani Legion'undaki nişancı birliklerinin büyü birliklerine %1 daha fazla hasar veriyor. Yani bizim alana girdiğimizde okçumuza direkt kim kitlenebilir? Büyücü kitlenebilir abi. Şimdi piyade bana koşsa ben geri çekilebilirim. Veya süvari koşsa bana geri çekilebilirim. Ama büyücü öyle değil. Büyücü patır patır uzaktan vurabiliyor. Bu yüzden burası mantıklı olabilir. Veya HP daha mantıklı olabilir. Çünkü alanda olacağız sürekli. Veya burada %2'lik 8, %1,6'lık bir adrenalin normal saldırı hasarı bonusunu da alabilirsiniz. Bu tabii ki de size kalmış, sizin tercihiniz. Ama bu yetenek ağacı arkadaşlar gerçekten denenmiş, işleyen, kusursuz bir yetenek ağacı, bilginiz olsun. Bu videoyu paylaştıktan sonra zaten büyük ihtimal Discord'da da bu yetenek ağacını paylaşacağız. Oradan da direkt hazır bir şekilde gelip alabilirsiniz kendinize nasıl isterseniz. Böyle komutanların yetenek ağaçlarını artık tek tek böyle becerilerini okuyarak sizlere daha fazla bilgiler vermiş olacağım bu videolarda. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.